SGK uzmanı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluları bekleyen tehlikeyi açıkladı. Bu tarihte başvuru yapmayan yandı. Emekli olacak vatandaşlar, hangi tarihte emeklilik dilekçesi vermenin daha avantajlı olacağını sık sık sorgulayıp, merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik dilekçesini 2025'te vermeyi planlayan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurluların karşılaşabileceği risklere dikkat çekti. İşte tüm ayrıntılar. Emeklilik zamanı yaklaşanlar, emeklilik dilekçesi vermek için en uygun tarihi hesaplıyor. Emekli maaşlarının belirlenmesinde enflasyon oranları önemli bir etken. Bu nedenle yıl sonunu beklemek genellikle avantaj sağlıyor. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, kesin bir zam oranı vermenin zor olduğunu belirtse de, 2024 yılının sonunda dilekçe vermenin daha avantajlı olabileceğini vurguladı. İsa Karakaş'ın açıklamalarında öne çıkan ifadelere şu şekilde. Enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederken 2025 yılında bu düşüşün hızlanması bekleniyor. Bu nedenle daha yüksek emekli maaşı almak için 2024 yılının sonuna doğru dilekçe vermek daha mantıklı olabilir. 2024 yılında emekli olmak daha fazla maaş almak için avantajlı olabilir. 2025'te emekli olmanın daha avantajlı olacağına dair haberler, emekli adaylarını gereksiz yere endişelendiriyor. Hangi tarihte emekli olmalıyım? Emeklilik hesaplamaları kişiye özel yapılıyor. 2023 ve 2024 yılları enflasyon verileri karşılaştırıldığında, 2024 yılının daha avantajlı olduğu görülüyor. Ancak kesin zam oranları hakkında net bir bilgi vermek zor memurların bu tür hesaplara girmesine gerek yok. Memur emeklileri için bir fark olmayacağını belirten Karakaş, memurlar, panik yapmayın. Siz zaten katsayı sistemine bağlısınız ve memur zammı size aynen yansıyacak, dedi. Özel sektörde çalışan SSK'lılar ve bağ kurulular için 31 Aralık 2024 tarihine kadar, kamuda çalışanlar için ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olma şansı bulunuyor. İsa Karakaş, emeklilik başvuruların SGK'ya giderek, posta yoluyla veya e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.